Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz Doğu Akdeniz'de yaşanan sinyal istihbaratı. Burada çok ciddi bir sinyal savaşı yaşanıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz askeri savaş uçakları, F16'lar, F15'ler, MiG 29'lar, Su-35 gibi farklı farklı uçaklar uçsa da en önemli trafiği sinyal istihbaratı yapan uçaklar oluşturuyor. Türk Hava Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri bir tarafta yeni yapılan teslimatlarla Yunan donanması. Aynı zamanda bir başka yeni teslimat Birleşik Arap Emirliklerine. Bakalım bölgede ısınan sular, sinyal istihbaratında neler var? Gelin bu videomuzda bu konuları birlikte irdeleyelim. geçtiğimiz günlerde enteresan bir gelişme yaşandı. Yunan donanmasının ilk modernize edilmiş P3B Orion tipi deniz karakol uçağı Yunanistan'dan havalandı. Arkasından Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Havalimanı'na indi. Bu gerçekten çok enteresan bir uçuştu. Nedeni ise şuydu. Yunanistan 1990'ların başında aynı Türkiye gibi bir deniz karakol uçağı ihtiyacı için görüşmelere başlamıştı. Aynı dönemde Türk Donanması da S-2 Tracker uçaklarıyla ilgili özellikle motor bazlı bazı sorunlar yaşıyordu. Bu uçaklar bir süre sonra yere indi. Yere indikten sonra Türkiye deniz karakol uçağı kabiliyetini kaybetmiş oldu. Aynı yıllarda hem Türkiye hem Yunanistan'a deniz karakol uçağı konusunda Amerika'nın bazı teklifleri oldu. Bu tekliflerden biri de P3 Orion serisinin B modeliydi. O yıllarda B Amerikan donanmasının envanterinden çıkmıştı veya çıkmaya başlamıştı ve birçok uçak ileride kullanılmak üzere bekletilmek amacıyla e, çöllere çekilmeye başlanmıştı. Türkiye heyeti P3B'leri inceledi ama uçaklar çok eski nesildi, modernizasyonu gerekiyordu, çok ciddi de para harcamak gerekiyordu. Bunun yerine yeni bir uçak alımı ve daha modern sistemler için Türkiye farklı bir yöne doğru gitti. Hava Kuvvetleri'nin de elinde olan CN-235 uçakları 1. Meltem 1 projesini oluşturdu. Daha sonra bu CN-235 uçaklarının iç yapılarının yeni nesil sistemlerle modernize edilmesi, sistemlerin konulması Meltem 2 ve arkasından ATR-72 uçaklarıyla Meltem 3 projesi başladı. Yunanistan ise daha farklı bir yol izledi. 1993-96 yılları arasında eski nesil P-3B'leri Yunanistan Aldı. Bunları da uzun süre 2009'a kadar işletti. Ama 2009'da uçakların artık emniyetli olmaması sistemlerinin demoda hale gelmesi nedeniyle bu uçaklar uçuştan kesildi ve bir gün modernize edilmek üzere korumaya alındı. Yunanistan 2015'te Lockheed Martin ile bir anlaşma yaptı. Bu arada P-3 uçakları diyoruz ama P-3'ler gerçekten 57 yıldır uçan çok eski platformlar Bundan 57 yıl önce bir hava yolu uçağı olarak tasarlanmış dört motorlu alttan kanatlı uçaklar daha sonra Amerikan donanmasının talebi üzerine e, deniz karakol görevleri için imal edilmeye, konvert edilmeye devam edildi. Bu uçakların A, B ve C serileri üretildi ve uçaklar peyderpey artık yerini Boeing tarafından 737 uçağından geliştirilen P8 Poseidon'a yavaş yavaş bırakıyor ama gövdeler çok değerli. Milyar dolar yerine milyon dolar vererek bu uçakları modernize edip kullanmayı tercih eden ülkeler bulunmakta. da bu uçaklar için bir anlaşma yaptı. 5 uçak için 500 milyon dolarlık bir anlaşmaydı bu. Uçaklardan ilki 2016'da e, gerekli modernizasyonun yapılması için e, Yunanistan'ın Hellenic Aerospace Industries fabrikasına alındı. 2016'da başlayan çalışma 2019'un Mayıs'ında tamamlandı ve ilk uçak Yunan donanmasına teslim edildi. İşte bu ilk modernize edilen 744 gövde numaralı uçak bir yıllık uçuşların arkasından neredeyse geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan havalandı ve Kıbrıs Rum kesimine Larnaka Havalimanı'na indi. Şimdi bu P3B modernizasyonunun biraz hakkında bilgi vermek istiyorum size. Uçak yeni nesil. Deniz üstü hedeflerinin takibi, arama kurtarma gibi görevlerde kullanılmak üzere yeni nesil sistemlere sahip oldu. Yani uçak başına 100 milyon dolar gibi çok ciddi bir para harcıyor Yunanistan. Ve bu uçağın önemli görevlerinden biri de sinyal istihbaratı. Yani bölgede uçtuğu zaman çevrede aldığı sinyalleri uçak toplayarak kendi tehdit kütüphanesine koyuyor. İşte bunlar neler mesela? Bölgede çalışan radarlar telsiz konuşmaları, haberleşmeler, hava savunma sistemlerinin füzelerinin, başka sistemlerin sinyalleri gibi farklı farklı konular bu uçak tarafından alınabildiği kadar sinyal istihbaratı için alınıyor. Bu bölgede uçak uçtu, arkasından e, P3 e, tekrar Yunanistan'a döndü. Bu bir bakıma Yunanistan'ın 2 adet Heron tipi insansız hava aracı kiralaması, ileriki dönemde Predator alma çalışmaları gibi Türkiye'ye karşı hani kartlarını oynamaya çalışıyor. Niye? Karşısında Türkiye'nin e, Yunanistan insan savaş aracı konusunda çok zayıf. Bir taraftan da elektronik altyapıyı kontrol edecek sinyal istihbaratı yapacak uçak konusunda da Türkiye'den geri kalmamaya çalışıyor. Gelelim Doğu Akdeniz'deki ikinci büyük sinyal avcısına. İkinci büyük sinyal avcısı İsrail. Baktığınız zaman flight radar 24 verilerine Akdeniz üzerinde dolaşan çok sayıda istihbarat uçağı İsrail Hava Kuvvetlerine ait bölgede uçuyor. Bu uçaklar hem Suriye hedeflerini veya oradaki askeri istihbaratı sürekli dinlemek için bu bölgede. Aynı zamanda Rus hava hareketlerini koordine ediyorlar ve tabii ki ısınan sularla birlikte Türkiye'nin Özellikle Kıbrıs adasının etrafında petrol arama, doğal gaz arama çalışmaları var. Buralara da yapılan uçuşları, buradaki trafiği de İsrail takip etmeye çalışıyor. İsrail bu konuda birçok yeni sisteme sahip. Hatta geliştirdiği Gulfstream G550 işletine koyduğu özel sensörlerle, sistemlerle bu pazarında önemli bir oyuncularından, dünyada önde gelen Ayasar, Sigint, Elint gibi konularda da çok ilginç ve farklı yaklaşımları olan bir ülke İsrail ve teknolojisi de var tabii ki bununla ilgili. Buradaki sinyal istihbaratı ile ilgili gelişmelerden üçüncüsü de Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yaşandı. Geçtiğimiz gün Saab tarafından üretilen ve Global 6000 tipi bombardiyer imalatı işletine konulan özel radar ve e, sistemlere sahip Global Eye uçağı Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetlerine teslim edildi. Törenin ardından uçak kalkarak uçuşunu gerçekleştirdi ve Birleşik Arap Emirliklerine indi. Uçağın gövdesinin üzerinde yaklaşık 1 ton ağırlığında Saab tarafından geliştirilen AI radar sistemi yer alıyor. Bu sistem sabit bir sistem. Bölgeyi tanıyor. Ayrıca da gövde altında Leonardo tarafından geliştirilmiş Sea Spray radarı bulunuyor. Bu uçaktan Birleşik Arap Emirlikleri 3 adetlik bir sipariş verdi. 2 de opsiyonu var. E, opsiyonlar için iş yetinin biraz daha arttırılmış farklı modeli, ağırlı arttırılmış farklı modeli 6500, Global 6500'ün kullanımı gündemde. Tabii ki düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol ihracatçısı ülkeler ekonomik sıkıntıda. Bunlardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri. E, bu proje nasıl devam edecek, ne yapacak henüz açıklama yapılmış değil bunlarla ilgili. Ama Saab buradan artı iki opsiyonun kesin siparişe çevrilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğinin, altını çiziyor. Peki Yunanistan'ı anlattık, İsrail'i anlattık, Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlattık. Bu arada tabii Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili bir parantez açalım. Ben uçağın eğitimlerinin tamamlanmasının arkasından Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu uçağı, bu Libya'daki e, iç savaşın devam etmesi durumunda bu bölgelere belki gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım bunu zaman gösterecek. Gelelim Türkiye'nin elinde elektronik harp veya sinyal istihbaratı yapabilen uçakların kapasitesine. Öncelikle Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı uçağı, E7T bu uçaklar Boeing 737 uçaklarından konvert edilmiş. Libya olsun, Kıbrıs güneyi olsun gerçekten aktif olarak Barış Kartalı uçaklarımız uçuyor. Bu uçaklar bir bakıyorsunuz Libya açıklarına bir bakıyorsunuz Kıbrıs'ın güneyinde e, uçuşları sırasında havadan yakıt ikmali alarak ki e, bu konuda KC-135 tanker uçaklarımızla çalışıyor Barış Kartalları bölgeyi sinyal ve havadan ihbar kontrol açısından e, ciddi bir şekilde takip etmekte. Türkiye ayrıca Gören projesiyle e, envanterinden yavaş yavaş çıkarmak için son günlerini yaşayan C-60'lar içinde bir çalışma gerçekleştirdi. Gören uçakları henüz ben e, flight radar'da göremedim ama e, muhtemel eski nesil transpondera sahip olması nedeniyle takip edemiyoruz. Ben bölgede uçtuğunu tahmin ediyorum bu uçakların. Türkiye'nin bir başka önemli projesi ise hava soş sistemi. Hava soş tamamen elektronik karıştırma bastırma yönünde kullanılacak bir uçak. Bu proje ile ilgili 4 adet Global 6000 tipi uçak Kanadalı Bombardier'dan satın alındı. TUSAŞ tesislerine gelindi. Projenin elektronik altyapısını ASELSAN ...gerçekleştiriyor. Havacılıkla ilgili modifikasyon ve uygulamayı da TUSAŞ yapıyor. Bu uçaklarla ilgili çalışmalar halen e, TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinde sürüyor. Bu uçakların da envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri bölgede çok önemli bir güce sahip olmuş olacak. Bir operasyon yapıldığı zaman o radarların havadan da e, kontrol dışı bırakılması çeşitli şekilde sinyal istihbaratı yapılması da Türk Hava Kuvvetleri için çok önemli bir avantaj sağlayacak. Yani bu sisteme basitçe nasıl Aselsan'ın Koral sistemi yerden yayın yapıyorsa bunun uçan versiyonu diyebiliriz. Bu konuda iş jetlerinin tercih edilmesinin nedeni ise çok yüksek irtifadan uçması ve geniş bir alanı kontrol edebilmesi. Videomuzda Doğu Akdeniz'de yaşanan sinyal istihbaratını anlattık. Koronavirüs salgını döneminde her gün saat 19'da videolarımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın, bize sorularınızı yorumla yollayabilirsiniz. Ayrıca bize e mailla ulaşmak isterseniz info at mail adresimiz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.